Merhaba. Merhaba Ayşegül Hanım. Fethi Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Beni kırmadınız, geldiniz. Rica ederim. Geldim ama nasıl yapacağız şimdi? Ya değil mi? Hep bu. Vallahi Fethi Bey, şimdi Hatice'nin yanındaydım. Üzgün, gerçekten üzgün. Sizi çok yormuş. Kendini de yormuş, sizi de yormuş. Kızımı da yormuş. Kızınızı da yormuş. Ama inanın hikayeyi baştan beri anlattı. Çok elinde olmadan yaşadığı bir şey. Bu bir rahatsızlık yani hastalık. Siz de kabul ediyorsunuz zaten bunu. Ama inanın öyle şeyler söyledi ki yani yuvanız dağılsın istemiyor. Sizi özlemiş, çok yalnız. Tedaviye olduğunu söyledi. Biz de yuvamız dağılsın istemedik. Bizi devreye sokmuş, buraya kadar getirmiş. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Siz de uğraşıyorsunuz ama ben çok denedim. Hatice'nin takıntılı bir hastalığı var. Evet. Temizlik takıntısı. Evet. Benim ve kızımın hayatını olumsuz yönde etkiledi. Çok etkiledi. Ama biz kızımla yeni bir hayat kurduk. Huzurlu, stres altında, baskı altında olmayan bir hayat. Şu an gayet mutlu ve huzurluyuz. Yani bundan sonra bu hayat tekrar normale döner mi? Hatice'nin eski haline dönüp dönmeyeceğine dair kafamda çok soru işaretleri var. Tecrübe ettim, denedim çünkü. Evet. Size bunları anlatmış. Ne kadar doğru şu an bilmiyorum. Bilemiyorum. Sanırım sizinle ilgili değil ama sıkıntının kızınızla ilgili olacağını düşünüyorsunuz daha çok. Sıkıntının büyük kısmı kızımda tabii yani. Kabul etmez diye düşünüyorsunuz. Kabul etmeyeceğini düşünüyorum çünkü o da çok çekti annesinden. Hadi ben gidip bir daha konuşayım Hatice'yle. Bir yuvayı kurtarmak için bir adım daha atayım. Onda bir sıkıntı yok ama kızımı da ikna etmemiz gerek. Onu çağırabilir miyiz? Madem öyle bir şansımızı deneyelim. Bir arayayım kızımı ben. Lütfen rica edeceğim. Efendim babacığım. Sen nasılsın kızım? İyiyim babacığım. İşteyim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Müsait misin? Şu an müsaitim. Söyle baba ne oldu? Bir yarım saatliğine izin alabilir misin iş yerinden? Eve kadar gelebilirsen. Evin orada bir siyah bir minibüs var. Onun içerisindeyim. Bir şey mi oldu baba? İyi misin sen? Her şey yolunda. Bir sıkıntı yok ama bir mevzu var. Seninle de konuşmak istiyorum ama panik yapma. Sıkıntı olacak bir durum yok. Emin misin? İyi misin? Eminim, sen? Eminim. Sen gel. Konuşacağımız bir konu var sadece o kadar. Tamam, fazla telaş yapma, merak etme. Tamam, hemen geliyorum baba. Tamam, bekliyorum kızım. Tamam, tamam, görüşürüz. Telaşlandı galiba biraz değil mi? Evet. Ha? Çok düşkün çünkü bu aralar bana. Yani ben ona hem annelik hem babalık etmeye çalışıyorum şu aralar. Çok zor. Kim ister ki yani, böyle bir şey olsun Fethi Bey? Yani kim ister ki yuvası dağılsın? Annenin yeri ayrıdır, babanın yeri ayrıdır. Yani evladınızın, hatta onun da çok... Hatice Özün de iyi bir insan. Sonradan bu olaylar ortaya çıktı. İlk evliliğimizde böyle bir şey yoktu. Sonradan çıktı. Yani ilk evlendiğiniz zaman? İlk evlendiğimizde böyle değildi. O temizlik takıntısı olsun, benimle ilgili kafasındaki bir takım senaryolar diyeyim. Ha, aa, beni çok üzdü ve kırdı açıkçası. Ondan hiç söz etmedi. Sizinle ilgili ne gibi? Yani benim ilk evliliğimden... Ha, sizin ikinci evliliğiniz mi Hatice Hanım? İkinci evliliğim. Ha. İlk evliliğimle ilgili başıma kalkmalar bazı şeyleri. Yani sıkıntı dolu süreçler. Çocuğunuz var mı ilk evliliğiniz? Yok. Ha yok. Ne kadar sürdü ilk evliliğiniz? 2 sene falan sürdü. Ha, çocuk olmadı. Evet. Başınıza Hatice Hanım mı başınıza kalk? Hatice Hanım ilk yaptığım evliliğimdeki bayanı kıskanıyor. Hala onunla görüştüğümü zannediyor. Görüşüyor musunuz? Hayır canım, olur mu öyle şey? Niye böyle düşünüyor? İşte eğer yanına gidersek sorarız. Doğru söylüyorsunuz. Bundan söz etmedi bana. Evet, yani sıkıntı bir değil yani. Onun için kendisinin düzelmesi için çok uğraştık ama olmadı maalesef. Hüseyin Bey. Tutamadık. Belki. Ayakta tutamadık evi. Zor. Zor ama işte karşıdakinin de o pişmanlığını görünce... Bir kere pişman olmadı ki. Birkaç kere böyle pişman olduğunu söyledi. Ya çok acayip bir şeyden söz etti aslında. Dedi ki bir gün eşimi dedi boğacak mıydım dedi, boğuyor muydum dedi. Tülbent falan mı kapamış siz uyurken ağzınıza? Bir gece uyuyorduk. Rüyamda öldüğümü hissettim. Nefes alamıyordum rüyamda. Bir uyandım. Hala nefes alamıyorum. Bir baktım suratımda kalın bir bez. O bezi neden örtmüş suratıma biliyor musun? Ben uyurken etrafa mikrop saçıyormuş. Bu bardağı taşıran son damla oldu açıkçası. Ürktünüz değil mi? Korkmaz mı insan? Yani insan uyurken, yemek yerken her şeyden ürker olur yani. Bu bir takıntı ve Hatice resmen çamaşır suyuyla yaşıyordu. Onun da mesela kimyasal şeylerin, hatta şey dedi, bir gün bir iş yerinde sorun olmuş, zehirlenmiş galiba 2 kişi. Şey dedi, çamaşır suyuyla kireç çözücüyle birlikte kullanmış, yoğun kullanmış da insanlar zehirlenmiş. 2 kişi zehirlenmekten döndü. Çamaşır suyundan bir takım temizleyici maddeleri karıştırmış zannedersem. 2 kişi zehirlenme durumuna kadar geldi yani. Bu benim kulağıma kadar geldi. Yani artık insanların hayatıyla oynamaya başladı. Yani ben bunu defalarca aldım karşıma, konuştum. Hep benimle kavga etti yani. Kabul etmedi değil mi hastanı? Hep kendi penceresinden bakıyor olaya. Yani herkes pis. O temiz. Hatice temiz. Geldin mi kızım? Geldim babacığım, neredesin? Evin önünde siyah bir araç var. Bir Şansım Olsa programının logosu var önünde. Araca doğru gel. Evet. Kapıyı açacaklar şimdi sana.